Derya Fashion City'nin sunduğu Akdeniz'den Dalga Dalga programı başlıyor. Görselliğin ve sanatın merkezi İçel TV'den hepinize iyi günler değerli izleyiciler. Radyo Klas 99.2 ve Kent Radyo 98.5'ten de dinleyicilerimiz izliyorlar ve sorumlularına teşekkür ediyoruz. Bize göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı değerli izleyiciler, Akdeniz'den Dalga Dalga programı tam bir yıl önce bugün yine yayın hayatına başlamıştı. Ve Akdeniz'den Dalga Dalga konuklarımın nezaketi, seyircilerimin ilgisi ve değerli ekibimin katkılarıyla ara vermeden bir yıl boyunca sizlere çok farklı konularda, özellikle sanat, spor, sağlık, siyaset ve sosyal yaşam alanında çok önemli konukları, çok önemli sorunları sizlerle birlikte program haline getirdik ve izledik. Ve siz de izlediniz, eleştirilerinizi bize yönelttiniz. Sizin desteğinizle de tam bir yıl boyunca kesintisiz yayın hayatımız devam etti. Her gün biraz daha tecrübe kazandık, noksanlıklarımızı gördük ve gidermeye çalıştık. Önümüzdeki programlarda da bunları gidermeye ve size yakışır programlar sunmaya devam edeceğiz. Yine tam bir yıl önce özellikle Akdeniz'den Dalga Dalga programının stüdyo programından hemen sonra da bir kitap fuarımız vardı. Kitap fuarımızda da hemen hemen her gün çok değerli yazarlarımız, sanatçılarımız, konuklarımız oldu, canlı yayınlarımız oldu ve sizlerle birlikte bu canlı yayınları gerçekleştirdik. Bazen fuar alanında kurmuş olduğumuz geçici stüdyoyla canlı yayınlarımız oldu. Yazarlarımızın bizimle birlikte söyleyişlerinde neredeyse miting düzeyinde ilgiler oldu. Bazen alkışlayanlar, bazen oradan canlı soru soranlar da oldu. Akdeniz'den Dalga Dalga bunu da başardı. Ve biz sizinle birlikte de her gün biraz daha dediğim gibi ustalaştık. Şimdi bir yıl sonra yine stüdyoda çok değerli konular için konuklarım olacak. Bunlardan bir tanesi de tabii ki tiyatrocu ve ekip tiyatronun genel sanat yönetmeni Melih Kayadelen olacak. Aynı zamanda Mersin Tiyatro Derneği'nin başkan yardımcısı. Ondan önce ama Mersin çok önemli bir ev sahipliği yaptı. Mersin Büyükşehir Belediyesi dünyanın ilk engelli sanatçıları ağırlayan ve onlarla birlikte programları şehrin bütün ilçelerine yayan etkinlikler düzenledi. Dünyanın her tarafından gelen engelli sanatçılarımız bizim burada etkinliklerde kendi marifetlerini, kendi yeteneklerini gösterdiler. Bu sebepten dolayı da buna sebep olan Mersin 1. Engeller Festivali'nin Mersin'de düzenlenmesine katkı sağlayan, onu ilimize yakışır bir şekilde bütün dünyaya uygun bir formda kutlamayı başaran Büyükşehir Belediyesi ve ekibine de ayrıca buradan kutlamak gerekir. Onlara da teşekkür ediyoruz. Hem katılan sanatçılarımıza hem de bunu başaran Büyükşehir Belediyesi ekibine. Şimdi bu kısa girişten sonra hemen ben konuğuma hoş geldin diyorum. Melih Kayadelen, Ekip Tiyatro Genel Sanat Yönetmeni ve Mersin Tiyatro Derneği Başkan Yardımcısı olarak. Doğru mu söyledim acaba? Doğru abi, doğru. Bu sefer doğru. Doğru söyledim. Hoş bulduk. Hayırlı uğurlu olsun. Bir yılını doldurmuşsunuz. Nice yıllar diliyorum. Tebrik ediyorum sizi ve ekibinize ve İçel TV'yi. Daha nice güzel sanat dolu programlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Melih Hocam, bizden önce hem yerel televizyonlarda hem yerel radyolarda ben Mersin'e geldiğimde çok da iyi bir yerel televizyon izleyicisiydim. Çünkü
hem ilimize çok duyarlıydım, hem ilimizde etkinliklere çok duyarlıydım. Kimler ne yapıyor, nasıl yapıyor, onlara duyarlıydım. Ama fark ettim ki Mersin'de sanat programı pek yok. Hatta sanat programını bırakın, yani düşünsel anlamda katkı sağlayacak da pek program yok gibiydi. Ve biz gerçekten Akdeniz'den Dalga Dalga programında Tepe Medya grubunun ve İçer TV'nin yönetimine çok teşekkür ediyorum. Onlara projemi anlattığım zaman coşkuyla ve heyecanla karşıladılar ve ekranlarını bize açtılar. Tam bir yıl boyunca da her cumartesi günü bazı istisnalar hariç her cumartesi günü biz sanatın merkezde olduğu sağlık, spor, sosyal yaşam üzerinde programlar düzenledik. Ve bu destekler de devam ediyor. Umarım da daha da zenginleşerek devam eder. Onun için teşekkür ediyorum sizin de kutlamanızdan dolayı. Benim de üçüncü kez katılışım bu programa. Artık şey oldum yani, bayağı kanıksadım burayı da. Hiç yabancılık da çekmiyorum ama diğerinin elinde Ruhsar Hanım vardı. Ruhsar Hocam vardı. Evet. Ona da selam yollayalım. O izine ayrılmıştı bir süre, şehir dışındaydı. Sanırım şu an bizi izliyordur. İzliyorsa da ona hoş geldin Ruhsar Hocam diyorum. Değilse de en kısa zamanda aramızda görmek istediğimizi belirtiyorum. Selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz. Aynen. Evet, buyurun. Şimdi Melih Hocam, evet, üçüncü kez benim konuğumsun. Evet. Ama üçüncü kez konuk olmak birkaç kişiye ancak nasip olacak bir şey. Ama sanat söz konusu olduğu zaman, sanatta üretim söz konusu olduğu zaman, Mersin'e ve sanata hizmet söz konusu olduğu zaman bazıları bu sayıyı çok daha fazla kullanabilir, avantajlı bir şekilde. Çünkü biz kim üretiyorsa, kim sanata katkı sağlıyorsa biz onu ağırlıyoruz. Biz de sizin çalışmalarınızı hep yakından izledik. Bazen festivallerde, bazen sezonun açılışında, bazen Dünya Tiyatrolar Günü'nde yapmış olduğunuz çalışmaları hem ekip tiyatrosu adına hem de Mersin Tiyatro Derneği adına tabii ki sizi konuk etmek bizim için bir keyifti. Sağ olun. Bizim de buraya geldiğimiz bir keyif. Çok sağ olun. Melih Hocam, şimdi biliyorsunuz Akdeniz çok farklı bir bölge. Yani Antalya'dan tutun Hatay'ın Samandağ ilçesine kadar ki o uzun sahil şeridinde ve bazen de sahilden uzak olan Osmaniye, Kahramanmaraş, Isparta, Karaman gibi yerlerde de olan bazı bölgeler Akdeniz'e dahildir. Akdeniz bölgesine dahildir ve Akdeniz iklimi hüküm sürer. Ama Akdeniz yaz deyince bir bayrağın bir başka ele teslim edildiği zamana denk geliyor. Yani Haziran'ın sonu, Temmuz'un başı Akdeniz'de tatillerin ve tatilcilerin akın akın gelip evdeki yerel ve yerli vatandaşlarımızın yine çalışma hayatını sürdürürken dışarıdan gelen tatilcilerin denizin, yaylanın, ormanın tatilci olarak tadını çıkarmaya başladığı zamanlar oluyor. Ve tabii o dönemlerde de siz tiyatro sezonuna ara vermiş oluyorsunuz. Temmuz'da ara vermiş oluyorsunuz. Evet, ara vermiş demeyelim de gösterilerin bitmiş olduğu dönem diyelim. O anlamda. Çünkü çalışmalar kesintisiz devam ediyor. Yeni sezonun hazırlıkları, festival hazırlıkları bizim için ara olmuyor. O sıcakta teller içerisinde yine çalışmalara devam ediyoruz. Kesinlikle. Zaten ara verme anlamını şöyle düzelterek söyleyeyim ben. Tiyatro oyuncuları ve emekçilerinin ara vermeden çalıştıkları bir zamanda seyircilerin ve sahnelerin gösterime ara verdiği zaman olarak söylersek daha doğru olur gibi geliyor bana. Sizin seyircilerden ayrıldığınız bu döneme biz sezonun kapanması, yani seyirciler için sahnenin kapanması, faaliyetlerin kapanması anlamına geliyor. Ama sadece sizin için değil, Türkiye'nin her tarafında devlet tiyatroları da perdelerini kapatıyor. Devlet opera baleleri de. Evet, devlet opera bale grupları da etkinliklerini durduruyorlar. Evet. Çünkü onların da kendilerinin dinlenme, yeni sezonu hazırlık tabii ki gerekiyor. Şimdi bu 3 aylık, yani Temmuz, Ağustos, Eylül derken Ekim'de yeni sezon açıldı. Açıldı. Önce 2016'nın sezonunu değerlendirelim. 2016 yılında önce ekip tiyatrosu olarak neler yaptınız? Nasıl bir sezon geçirdiniz? Sonra Mersin'de Metit olarak ne yaptınız? Ekip tiyatrosu ve Metin'in dışında tiyatrolar ne yaptı? Turneler, düzenleyeler ne durumdaydı? Seyirci kitlesi nasıldı?
sorunlarınız neydi? Yani bunlar hep peş peşe ama birbirine bağlıydı. Sorunlar zaten aynı. Aynen. Yani geçen yıldan çok farklı sorunlarımız yoktu. Geçen yıldan bu yıla değişen sorunlar artan vardır da. Yani ama kimi sorunlarımız da çözüldü. İlerleyen şeylerde buna bahsederim. Müjdeler var galiba. Müjdelerimiz var. bizim değil, başka kurumların, evet, söyleyeceğim. Şimdi geçen sene biz ekip tiyatro Ermişler ya da Günahkarlar isimli oyunu sahneledik. Bu Antonio Horowitz'in bir oyunuydu. Mersin'de de şöyle bir ilki yaşadık. Psikolojik gerilim dalında ilk oyundu Mersin'de oynanan. İzledin galiba sen de. Evet, izledim ve düşüncelerimi de biraz da sizinle paylaşırım tabii ki. Oyun şeydi, bir psikodrama üzerinde geçiyordu. Bir akıl hastanesinde geçiyordu. Seri katilleri araştıran bir gazetecinin akıl hastanesine gidip bir seri katille röportaj yapmasını istemesiyle başlıyor ve sonra işte türlü çeşitli gerilimler, psikolojik gerilimler, vahşetler, kanlı falan, bol gerilimli, çok güzel bir oyundu. Teknik anlamda da zor bir oyundu. İşte bıçaklama sahneleri, boğuşma sahneleri, kanlar vesaire bizi de zorladı açıkçası. Ama bizim kendimizi geliştirmemiz için de bilerek isteyerek böyle bir oyun seçtik. Seyircilerden de olumlu tepkiler geldi. İşte psikolojik gerilimi sevenler bayağı bir keyif almış. Bu yıl da onu tekrar oynamaya devam edeceğiz. Çok sevindim. Ben onu merak ediyordum. Yok, onu devam edeceğiz. Kadromuz duruyor. Bu sene 9 Kasım'da sezon oyunumuzu oynadıktan sonra ve festivali de atlattıktan sonra Ermişler ya da Günahkarları tekrar oynayacağız. Çok ama çok sevindim. Önce hemen şunu belirtmek istiyorum, hı hı, Melih Hocam. Doğrusunu isterseniz Ermişler veya Günahkarlar, hı hı, oyunu Mersin'de merak ettiğim ekip tiyatroyu, ama ekip tiyatronun bende bıraktığı çok farklı bir izlenim var. Ben, hı-hı, bütün oyunları, hemen hemen Türkiye'deki bütün oyunları çok yakından izleyen, hı-hı, en arkadan izleyen bir insanım. Hı-hı. En arka koltuktan izleyen bir insanım. Hem seyircilerin tepkilerini, hı-hı, hem de salondaki tepkiyi, gerilimi, hı-hı, veya sevinci, gülmeceyi, hı-hı, yakından takip etme anlamında, hem de sahneyi çok iyi gören bir yerden izledim. Evet. Ermişler veya Günahkarlar oyunu çok ağır bir oyundu. Ve Ermişler veya Günahkarlar bir film değildi, bir tiyatro oyunuydu, canlıydı. Hı hı. Canlı bir oyunun, tabii ki tiyatro, hı hı, derken onu kastediyorum, canlı olduğu için hani gerilim dünyasında film izlemek ayrı bir şey, ama tiyatroda canlı seyircilerin önünde, kesinlikle, canlı oynamak da çok farklı bir konuydu. Evet. Çok ağır bir konu ama ustaca, çok ustaca performans, hı hı, bir başarı gösterdiniz. Yeni oyuncularla vardı aranızda. Yeni oyuncu arkadaşımız, hı-hı, vardı. Özellikle Yeşim Hanım'a, hı-hı, buradan yine selam yollayalım. Tebrik ediyorum. Ahmet Özgür Gönenler misafir oyuncu olarak sizinle çok uyumluydu. Çok. Başarılıydı. Çok uyumluydu. Bu sene yine bize konuk oldu. Çağırdık. Çok sevindim. Ben de sevindim. Yani bu ekibin, hı-hı, dağılmamış olması beni, hı-hı, mutlu etti. Hı-hı. Hemen şunu söyleyeyim. Bu oyunu iki kere oynadık abi. Pardon, lafını kestim. Estağfurullah. Çok geçen, önemli. Geçen sene iki kere oynayabildik. Bunun sebebi de aslında Mersin'de bu kültür sanat olayları yıldan yıla artıyor. Şimdi bu 2013 yılında kurulan Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi ilk yılı belki biraz boş geçti ama her yıl biraz daha etkinlik sayısı artıyor. Sen de takip ediyorsundur. Biz bu yıl zorla yer bulduk 9 Kasım'da. Şimdi o kadar çok etkinlik var ki Mersin'de, tiyatrosu, konseri vesairesi, yerel gruplar, artı dışarıdan gelenler. Biz hangi ara oynayacağımızı bilemedik. İşte bir de derneğin kimi etkinlikleri vardı, onlardan da bahsedeceğiz. İkide kaldık. Mersin Tiyatro Derneği geçen sene ne yaptı? Artık bir gelenek haline gelen tiyatro festivalinin ikincisini yaptı. Geçen sene Uluslararası Tiyatro Festivali'ne. Bunu sen de içindeydin, biliyorsun. Bir yıl öncekinden, yani birinci tiyatro festivalinden daha farklı olarak daha geniş kitlelere ulaştık seyirci anlamında. Daha kapsamlı bir festivaldi, daha dolu dolu bir festivaldi. Bu yıl üçüncüsünü yine Kasım ayında yapacağız. Bu ondan da daha iyi olacak.
Hiç kuşkum yok. Hiç kuşkum yok. Ben önce şunu hemen belirteyim. Önce ekip tiyatronun sahnelemiş olduğu Ermişler ya da Günahkarlar ulusal tiyatronun profesyonel gruplarına taş çıkartacak performansta bir sonuç elde ettiniz diyebilirim. Taş çıkartırcasına derken tabii ki onların hepsinin oyunları bizim için bir değerdi. Ama sizin kendi koşullarınızda hazır olmayan bir seyirci önünde hemen birdenbire gerilim ve korku, aynı zamanda şüphe kuşkular üzerinde kurulan bir polisiye tiyatrosunu bir polisiye film gibi sergilemiş olmanız bence gerçekten profesyonel bir aynı zamanda çalışmaydı ve profesyonel bir icra ve sonuç alma tiyatro ekibi olarak da sevindirici bir sonuç alma duygusu yarattı bizde. Ben onu hemen belirteyim. Geçmeyelim ekip tiyatro adına. Ama tabii sizin için zor bir durum ortaya çıkaracak. Çünkü ekip tiyatrodan daha önce de oynamış olduğunuz oyun biliyorsunuz çok önemliydi. Can Dark'ın Öteki Ölüm. Orada çıta biraz yükselmişti. Ermişler ya da Günahkarlar'da çıta biraz daha yükseldi. Şimdi ise çıtanın bence artık en son noktası neresi bilmiyorum. Bu yıl oynayacağımız oyun. 9 Kasım göreceksiniz en son. Onu anlata geçelim mi? Hayır, ona geçmeyelim. Peki. Şimdi bir önceki dönemden bahsedelim. Şimdi bir önceki dönemde ekip tiyatronun bu oyunuyla Mersin seyircisiyle buluşması çok önemliydi. Ekip tiyatronun üye olduğu Mersin Tiyatro Derneği'nin aynı zamanda düzenlemiş olduğu 2. Uluslararası Mersin Tiyatro Festivali de bütün ülke düzeyinde çok önemli yankı yaptı. Aldığımız mesajlar, bizzat bizi arayarak kutlayanlar, seyirci kitlemizin olağanüstü koşullarda olmamıza rağmen seyirci kitlemizin salonları doldurması ve talep anlamında bizi arayarak bizi niye aramadınız, biz niye gelemedik diye bize sistemde bildiren söz verdiğimiz tiyatro grupları oldu. Oldu. Siz de bu yönetim... Oldu. Hatta festival biter bitmez seneye festivale katılmak istiyoruz diye talepte bulunanlar oldu ki onları da aldık, değerlendirdik bu yıl üçüncüsünde. İşte gerek sosyal medyadan gerek telefonlarımızla bize ulaşıp festivale katılmak isteyen gruplar da oldu. Dediğiniz gibi yani gitgide daha çok tanınıyoruz, daha çok ses getiriyoruz. Belki ilk yıl biz aradık, ikinci yılda biz aradık gelir misiniz diye bağlantıları. Biz hala arıyoruz ama bize de talep geliyor artık. Yani bunu biz uzun yıllar devam ettireceğiz. Biz derken ben değil, Mersin Tiyatro Derneği. Ya benden sonra yönetime başkası gelir gider, başkan yardımcısı ama... Bu bir nöbet. Nöbet, Mersin Tiyatro Derneği'nin Mersin'de... Tiyatro adına çok iyi şeyler yapmaya devam edecek. Kuruluş amacından sapmadan. Evet. Şimdi yine o dönemlerde beni sevindiren bir, Mersin Tiyatro Derneği'ne bağlı olan bütün tiyatro oyunları çok büyük ilgi gördü. Grupların ve salonlarda oldu. Bazıları iki defa, üç defa oynamasına tabii, rağmen. Tabii. Bunun için de işte şey, ne söylemek istersiniz? İki sene önce mi, geçen sene mi tam hatırlamıyorum, bir basın açıklaması yaptık Mersin Tiyatro Derneği olarak. Ve dedik ki her ay en az iki oyun. Mersin Tiyatro Derneği'ne bağlı gruplarda her ay en az iki oyunla biz hazırız sezona dedik. Evet. Bu çok önemli bir iddiaydı. Evet, ve önemli. Bunu da gerçi iki, ne, üç, dört biz kendi aramızda derken gruplar oyunu sergileyebilmek için birbirlerini arayıp çakışmasın, aynı güne denk gelmesin diye öyle bir yoğun dönemlerimiz oldu geçen senede. Bu sene de aynı şey. Şimdi 19 Ekim'de bir Tiyatro Agon'un oyunu var bu sene. 9 Kasım'da bizim var. 23 Kasım'da festival var. Festival bitecek. Mersin Tiyatro Fabrikası'nın oyunu var. Biz geçen seneden çok daha fazla artık şey böyle peş peşe oyunları sergiliyoruz. Geçen sene bunu yaptık. Seyirciye çok fazla alternatif sunduk belki. Ama seyirciyi tiyatroya da alıştırıyoruz bu vesileyle. Yani artık şey ayda yılda bir oyun bekler durumda değil. Artık araştırıyorum. Bu hafta hangi oyun var? Bu hafta işte şehir dışından mı gelecek? Yerel grup mu var? Mersin Tiyatro Derneği'nin gruplarından birinin oyunu mu var? Diye seyirciye birçok alternatif sunup onların arasından seçip seyirciyi daha böyle bağımlı hale getirmekten kurtardık. Tabii. Şimdi biz yine bu sezonu tekrar işleyeceğiz. Ama biz yine
Yo ben geçmişi bahsettim. Çok iyi, evet. Geçen sezonu bahsettim, böyle bir şey yaptık. Evet, çok iyi hatırlıyorum. Çok da iyi yaptınız. Ben hemen yine bir önceki döneme dönmek istiyorum. Şimdi bir taraftan Ekip Tiyatro'nun oyunu, bir taraftan Mersin Tiyatro Derneği'nin üye gruplarının performansı, başarıları, sahneleri, seyirci kitlemizin artması ve bu seyirci kitlemizin sadece ve sadece sizin yani Mersin Tiyatro Derneği'ne bağlı gruplara değil, aynı zamanda Mersin'in birazcık da üretme niyetinde olan ya da iş yapmak isteyen ya da çalışmak isteyen gruplara da aslında ümit verdi. Evet. Bunlardan birkaç tane tabii ki sayabilirim. Örneğin Altan Erkekli sahnesinin de her zaman bizimle de çalışmaları, ilişkileri oldu. Evet. Biz de ona her zaman yardım ettik. Destek verdik. Evet. Onun dışında da özel amatör tiyatro dernekleri, yani işte üniversiteye bağlı, kurumlara bağlı, belediye bağlı ekipler vardı. Onlara da destek verdiniz. Evet. Onlara kostüm verdiniz, onlara salonlarınızı açtınız çalışmak için destek verdiniz. Yani biraz da onlardan bahsedebilir misiniz? Mesela okullar, yani bunlar üniversite okulları, liseler oldu, özel şirketlerde çalışan kurumlar, serbest bölge, ADS gibi. Tiyatro Derneği olarak demin de dediğim gibi Mersin'in geneline bir tiyatroyu yayma, tiyatro yapmak isteyip de imkan bulamayanlara farklı destekler verme amacındayız. Bununla ilgili olarak kimi kurumlara, demokratik kitle örgütlerine, derneklere gidip tiyatro çalıştırdık. Üniversitelerin tiyatro topluluklarını çalıştırdık. Bunlara isim vermemi bilmiyorum, sakıncası yok, var mı? Yok, hiçbir sakıncası yok. Tam tersine teşvik etmiş olduk. Yani Toros Üniversitesi'ne, Mersin Üniversitesi'ne destek verdik ama Toros Üniversitesi'ne kolejlere verdik. Kimi belediyenin içinde var olan çok amatör düzeyde olan tiyatro grubunu destek verdik şu anda. Muhasebecilere verdiniz. Muhasebecilere verdik, veriyoruz. Mali müşavirler, eczacılara verdiniz. Mali müşavirler odası, eczacılar odası. Rotaryanlara verdiniz. Onlara da oyun çıkarttık. Tabii. Yani bunlar azımsanacak şeyler değil. Mersin Tiyatro Derneği'nin üyelerinin yaptığı işler bu. Yani şimdi dönüp baktığında mesela Rotaryanlara Tiyatro Agon'dan Mustafa Çavuş verdi. Mali müşavirler odasına ben verdim. Tabii. Ama bu kişi değil. Dernek adına yapıyoruz. Yani derneğin yapısında böyle faaliyetleri desteklemek ve öncülük etmek kesinlikle olduğu için siz orada görevlendirdiniz adeta. Kesinlikle öyle yaptık. Ve dediğin gibi baro bir dönem çalıştırdık. Eczacılar Birliği. Evet, her kurumda ya da her dernekte bu tür istekler var. Bunu zaten yıllardır biliyorduk. Belki bağımsız olarak, bireysel olarak gidip çalışmaları yaptırıyorduk ama bir dernek çatısı altında daha düzenli ve birleştirici bir çalışma yoktu Mersin Tiyatro Derneği kurulana kadar. Şimdi çok koordineli bir şekilde gidiyoruz. İşte nerenin ihtiyacı var, gidip görüşmeler yapıyoruz. Mesela bu yıl bu demin saydıklarımıza Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ni ekledik. Atatürkçü Düşünce Derneği'ni ekledik. Orada da dersler veriyoruz. Mersin Sevdalıları grupları var. Onlara destek veriyorsunuz. Birlikte festivallerine destek verdik. Büyükşehir Belediyesi'nin hazırlamış olduğu hem Türkiye devletlerle ilgili festival hem de liseler arası destek verdiğiniz liseler arası yarışma festivallerine de destek verdiniz. Aynen. Yani bu şey demek, 2013'te kurulduk. 2017'de artık Mersin'de tiyatro alanında aranılan, bilinen ve tercih edilen bir dernek olduk. Yani tiyatro ile ilgili herhangi bir şey varsa sizin de dediğiniz gibi işte kostümdür, oyuncudur, grup kurmadır, bizi bir şekilde buluyorlar. Biz geçen sene Ticaret ve Sanayi Odası'na iki tane projede destek verdik. Avrupa Birliği projelerine destek verdik. Birisi Sokrat. Evet. Sokrat değil, Demos ve Kratos. Demos ve Kratos. Diğeri de meslek liselerine oyunlar oynadık. 7 tane meslek lisesine bir hafta içerisinde. Kendimizin yazdığı oyunları, Demos ve Kratos'u da biz yazdık, hazır metin ayrıca değil. Ayrıca belediyenin Ramazan etkinliklerinde, Ramazan açılışlarda... Çok uzun yıllardır Ramazan etkinliklerine dernek olarak Büyükşehir'in geçen sene, bu sene bir başka yerde yaptık. Yani kadromuz azdı, gitgide artıyor ama buna rağmen her yere yetişiyoruz. Yani Mersin Tiyatro Derneği geçen sene çok aktif, çok faaldi. Birçok yere yetişti.
Bu onlardan aldığımız referansla bu yıl çok daha fazla yere yetişeceğiz. Evet. Çok verimli bir dönem geçirdik. Evet. Şimdi Melih Hocam, geçen sene bizim için en büyük handikaplardan bir tanesi salon sorunuydu. Evet. Çünkü talep çok fazlaydı, üretim fazlaydı. Evet. Ama ilimizde Yenişehir Kültür Merkezi'nin salonlarının dışında salon kalmadı. Yoktu. Hala yok. Ve halen de yok. Şimdi Büyükşehir Belediyesi'nin tabii ki salonu kongre amaçlı, evet, konferans amaçlı bir salon olduğu için onu da kullandık. Kullanmak için de tabii ki zaman ayırmak lazım. Bir de Mersin Kültür Merkezi vardı. Evet. Kültür Merkezi'nin salonu opera ve bale etkinliklerinin dışında arta kalan zamanlarda kullanıldı. Evet. Çok da verimli olmadı. Akdeniz Konferans Salonu bazen kullanılıyordu. Şu anda o da kullanılmıyor. O da şu an kullanılmıyor ama dilerim ki en kısa zamanda o da tahsis edilir. Umarım. O bizim için iyiydi, Akdeniz Belediyesi'nin. Evet. Şöyle, salon 190 kişilik galiba, merkezi bir yerde. Kullanış sahnesi de iyiydi, yani fena değildi. İyi oluyordu orada. Mesela bir oyunu 3. 4. kez oynayacağımızda oralarda oynuyorduk. Çok da güzel oluyordu. Ama ne yazık ki bu yıl yok. Doğru. Muhasebeci ve Mali Müşavirler odasının salonu da tiyatral olmamasına rağmen kullanmak zorunda kaldık. Kullandık, evet. Tabii orayı da kullandık. Hatta Mersin'de İçer Sanat Günü, Çukurova Sanat Günleri, pardon, yapıldığında orayı kullandılar. Orada tiyatro oyunları da sergilendi, konserler de verildi. Ama orası dediğiniz gibi konferans amaçlı yapılmış bir salon. Tiyatro için çok verimli olmuyor. Ses sistemi vesaire sıkıntıları var. Yani şimdi kısaca biz geçmiş dönemi hemen böyle bir toparlayalım. İkinci bölümde biz yeni döneme gireceğiz. Hı-hı. Geçmiş dönemde, yani bir önceki sezonda, geçmiş dönem demeyelim de 2017'nin 2016-2017 sezonunda özellikle Mersin'de salonların sınırlı olmasına rağmen çok başarılı bir sezon geçti. Mersin Tiyatro Derneği, özel tiyatrolar, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin tiyatro grupları ve okullar, üniversiteler sanatseverlerle birlikte omuz omuza verildi. Önce seyirci kitlesini arttırdık, sonra basın, yayın, halkla ilişkiler konusunda basın kullanıldı, tiyatro grupları bilgilendirildi. Onlar da kendi alanlarında demeçler, röportajlar vererek böyle bir coşku yarattı. Evet. Bunların arasında siz de vardınız. Sürekli demeçlerinizi görüyordum. Evet. Yani bu gerekiyor. Derneğin tanıtımı için, icraatlarının tanıtımı için biz de gidip demeçler veriyorduk gazetelere, televizyonlara. Bu bizim yeni projelerimizin de önünü açıyordu. Tabii. Demin sözünü ettiğim şey vardı ya. Evet. İşte bizi arayıp buluyorlar. Bu vesileyle buluyordular zaten. Salon sorunuyla ilgili söyleyeceğim abi, geçen sene gerçekten evet sıkıntılı dönemlerimiz oldu, o bu yıl da var. Salon bulmakta zorlanıyoruz. Oyun hazır, ekipler hazır ama seyirci hazır, seyirciyle buluşacak ama bunu sahneleyecek yerimiz yok. Bu sorun hala var Mersin'de. Mersin'de var. Salon sayısı sıkıntısı diyorum, başka bir şey değil. Şimdi yanlış anlaşılma olmasın. Tabii. Sadece bir kültür merkezi var ve oraya aşırı yüklenme var. Evet. Yenişehir Kültür Merkezi'nde, Atatürk Kültür Merkezi var. Oraya aşırı bir yığılma var. Oranın personelinde de artık yetemiyor. Seyirciler belki ulaşım sorunu var. Geçen seneden kalan ve bu sene de devam edecek. Daha bugün birileriyle konuştum. Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi çok uzak. Dönüşümüz zor oluyor oyundan sonra falan dendi. Bunlar da çözülebilir. Bunlar çözülmeyecek şeyler değil. Tabii. Ama geçen sene biz çok verimli, bu sorunlara rağmen çok verimli bir sezon geçirdik. Evet. Bir tek tiyatro ile ilgili değil, başka alanlarda tabii. Da demin saydım. Açılışlar, projeler. Projeler, sokak boyamaları. Atölyeler. Atölye çalışmalarımız. Yani bir tek oyun sahneleyerek değil. Kentinden sorumlu bir dernek olarak her alanda varlığımızı göstermeye çalıştık. Bu yılda devam edeceğiz buna. Bu çok önemli. Çok önemli. Kentinden sorumlu gerçekten olmak. Ben hemen gelen konuklarımızın çoğu bazen de gezdiriyoruz. Hı hı. Yine dernek olarak başardığınız bir sanat sokağı, grafiti, evet, görüntüleme, evet, ve peyzaj, hı hı, çalışmalarınız, hı hı, oldu. Evet.
Çok olumlu etki oldu. Hatta size mahalleden kızanlar oldu. Evet. Niye bizim sokağa da siz böyle yapmadınız diye. Önce tepki gösterdiler, engellediler de ne yapıyorsunuz diye. Evet. Sonra görünce de böyle bir olumlu tepki aldınız. Yani evet, millet evine çağırdı, gelin evi de boyayın, bizim duvara bunu çizin falan diye böyle bir etkinlikler oldu. Şimdi Melihciğim şöyle yapalım. Ben bir önceki dönemde özellikle önce oyunları hazırlamak, seyirciyle buluşturmak, daha sonra dışarıdan gelen turne tiyatrolarına ev sahipliği yapmak, onların bilet satışlarına ve seyirci bulmalarına katkı sağlamak, salonları doldurmak, gerektiğinde konuk edip onlarla karşılıklı tiyatro üzerinde söyleyişi yapmak, festival düzenlemek, tiyatro gruplarımızı artırmak, onlarla ilgili yazıları yazıp bilgilendirmek, Büyükşehir Belediyesi'nin aynı zamanda bizi sevindiren bir olay da geçen dönemde Mersin'e bağlı Mezitli ilçesinin hazırlamış olduğu Oda Tiyatrosu'nun da faaliyete başlamış olması bizi mutlu etti. Yine Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin liseler arası tiyatro yarışmasını dördüncü mü on birinci mi? Onu emin değilim ama tekrar onu da sürdürmüş olması, bir de Türk Devletleri Arası Tiyatro Yarışması'nın dördüncüsünün de aynı zamanda tamamlanmış olması da bizi mutlu etti. Bunun dışında da bizim festivalimizin sadece Mersin'de değil, Silifke'de, Tarsus'ta ve değişik yerlerde de devam etmesi çok önemliydi. Geçen sene yaptığımız etkinliklerden bazıları da bir tek yerel gruplar değil, İstanbul'dan, Ankara'dan oyunlar da getirdik. Tabii. Yani seyircileri kaliteli oyunlar da getirdik. Yeni hazırlanmış oyunlar. Çünkü bunlar biliyorsunuz Melihciğim şöyle bir olay var. Tiyatro sinema gibi değil. Film çekildiği zaman her zaman izlenebilir. Ama çok önemli gruplar bir araya geldiğinde her zaman bir araya gelemiyorlar. Evet. Ve çok güzel bir oyun hazırlıyorlar. Yani usta oyuncuların hazırlamış olduğu bu çok kaliteli oyunu o sene seyirciyle buluşturamazsan önümüzdeki sene bir daha öyle bir şansları olmayabilir. Kesinlikle. Onu çok iyi yaptınız. Yani mesela Oğuz Atay'ın tehlikeli oyunlarını, o romanını oyunlaştıran bir grubu getirdik. Hamlet'in son oyunu. Evet. Ondan sonra yer altından notlar. Bunlar çok önemli eserlerdi. Tabii. Ve Mersin seyircisiyle bunları buluşturduk ve bu etkinliklerimiz de devam edecek. Tabii. Değerli izleyiciler, bir reklam arası vereceğiz. Reklamdan sonra bu sefer Mersin'in yeni sezonu tiyatro ve sanat üzerindeki sohbetimizi sürdüreceğiz. Lütfen bizden ayrılmayınız. Zerya Fashion Style'in sunduğu Akdeniz'den Dalga Dalga programı devam edecek. Sabah Et Lokantası, dalında emsalsiz. Damak tadınıza hitap edecek, sulu yemek, ızgara, et döner çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Sabah Et Lokantası, İstiklal Caddesi'nde, Hastane Caddesi'nde, Pozcu'da, Palm City'de, Mezitli'de. Sabah Et Lokantası, dalında emsalsiz. Gönüllü müsün? Karşılıksız yardımseverlik, başta insan hayatı olmak üzere tüm canlıların hayatına değer vermek, dürüstlük ve güvenilirlik sizin için de önemliyse, 14 Ekim Cumartesi saat 18.30'da tanışma toplantımıza sizi de bekliyoruz. AKUT, Arama Kurtarma Derneği Mersin.
İrtibat telefonu 0549 787 7118. Azim engel tanımıyor. Her şeye rağmen başaranlar engelsiz kent Mersin'de buluşuyor. Dünyada ilk defa uluslararası engelsiz sanat festivalini yapan, New York'ta yapılan Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'ne taraf devletler tarafından erişebilirlik ödülü almaya hak kazanan, Türkiye'de Engelliler Dairesi'ni kuran ilk belediye Mersin Büyükşehir Belediyesi, en özel renkler, sesler ve nefesler, en özel performanslar için gün sayıyor. Mersin'de açan gönül kuşağı, gökkuşağını kıskandıracak. 5 gün boyunca tüm dünyaya sevgi sınır tanımaz mesajı verilecek. Medeniyetler Beşiği Mersin muhteşem buluşmaya hazır. Ya siz? Türkiye'nin tamamına mobilya üreten, yurt dışına ihraç yapan Çukurova'nın parlayan yıldızı Office Room. 15 bin metrekare üretim alanına sahip Office Room'da üretimini gerçekleştirdiğimiz ev, ofis, okul, otel, restoran mobilyalarımızın zengin çeşidini bulacaksınız. Üretim tesisimizde siz hayal edecek, biz istediğiniz mobilyayı projelendirip hizmetinize sunacağız. Sizi bir kahve içmeye bekliyoruz. Office Room Mobilya Üretim Fabrikası, Bekirde yolu 2. kilometrede. 453-26-91, 453-26-91 Mersin. Aracınıza uçak mı çarptı? Yoksa at mı? Aklınıza gelebilecek hangi kazaya maruz kalırsanız kalın, size bir telefon kadar yakınız. Otofil 234-2280. Kaporta Elektrik Mekanik Orijinal Yedek Parça Departmanlarımızda araçlarınızın bakım, onarım ve tamirini yapmaktayız. Otofil Sanayi Sitesi B22 Blok No4 İş Bankası karşısında. İrtibat 234-2280, 234-2280 Mersin. Yollardaki güvenceniz Otofil. Her gün, her saat. Yörük FM 105.7. İçel TV artık bilgisayarında, tabletinde ve telefonunda. Hemen Play Store ve App Store'dan uygulamayı bilgisayarına, tabletine ve telefonuna indir. Sen de Mersin gündemini cebinde taşı. Tepe Medya Grup radyoları artık bilgisayarında, tabletinde ve telefonunda. Hemen Play Store ve App Store'dan uygulamayı bilgisayarına, tabletine ve telefonuna indir. Sen de kaliteli müziği cebinde taşı. Arabeskin Şahı, Arabeskin Padişahı, Arabeskin Padişahı. İçel FM 95.0. İnoxan, Mersin Bölge Bayi Denpa Ticaret. Aradığınız her türlü endüstriyel mutfak ihtiyaçlarınızı bulacağınız yer, İnoxan Mersin Bölge Bayi Denpa Ticaret. Sayın restoran, kafe, yemekhane,
fabrika, otel işletmecileri. Endüstriyel mutfak ihtiyaçlarınıza zengin ürün kapasitesi, uygun fiyat ve ödeme koşullarını, kaliteyi, müşteri memnuniyetini Inoxan Mersin Bölge Bayi Dempa Ticaret'te bulacaksınız. Inoxan Mersin Bölge Bayi Dempa Ticaret, GMK Bulvarı Yurtkur karşısında siz sayın müşterilerimize hizmet vermekten gurur duyar. İrtibat telefonumuz 0324 alan koduyla 336 89 81 336 89 81. Aracınıza uçak mı çarptı? Yoksa at mı? Aklınıza gelebilecek hangi kazaya maruz kalırsanız kalın, size bir telefon kadar yakınız. Otofil 234 22 80. Kaporta, elektrik, mekanik, orijinal yedek parça departmanlarımızda araçlarınızın bakım, onarım ve tamirini yapmaktayız. Otofil Sanayi Sitesi B22 Blok No 4 İş Bankası karşısında. İrtibat 234 22 80 234 22 80 Mersin. Yollardaki güvenceniz Otofil. Azim engel tanımıyor. Her şeye rağmen başaranlar engelsiz kent Mersin'de buluşuyor. Dünyada ilk defa uluslararası engelsiz sanat festivalini yapan, New York'ta yapılan Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'ne taraf devletler tarafından erişebilirlik ödülü almaya hak kazanan, Türkiye'de engelliler dairesini kuran ilk belediye Mersin Büyükşehir Belediyesi, en özel renkler, sesler ve nefesler, en özel performanslar için gün sayıyor. Mersin'de açan gönül kuşağı, gökkuşağını kıskandıracak. 5 gün boyunca tüm dünyaya sevgi sınır tanımaz mesajı verilecek. Medeniyetler Beşiği Mersin muhteşem buluşmaya hazır. Ya siz? Derya Fashion City'nin sunduğu Akdeniz'den Dalga Dalga programı devam ediyor. Görselliğin ve sanatın merkezi İçel TV'de yayınlanmakta olan Akdeniz'den Dalga Dalga programının ikinci bölümüne tekrar hoş geldiniz değerli izleyiciler. Tiyatro sezonunun açılması üzerine Mersin Tiyatro Derneği Başkan Yardımcısı Melih Kaya denen konuğum. Onunla 2016-2017 dönemini değerlendirdik. Tabii yeni bir sezon. 2017-2018 sezonuna girdik. Tabii ki bu sezona girerken de aynı zamanda yine dolu dolu bir tiyatro sezonu, bol seyircili, bol alkışlı salonların dolduğu bir dönemin olmasını diliyoruz. Her zaman bu dilekleri, bu temennileri istedik, arzuladık ama artık temenni ve arzu olmaktan çıkıp gerçekleşmesini diliyoruz ve umarım ki bu sene onları yaşarız hep beraber. Şimdi değerli izleyiciler, programımızın birinci bölümünde Mersin Tiyatro Derneği ve Mersin Tiyatro Derneği'nin bünyesinde yapılan çalışmaları anlattık. Mersin Tiyatro Derneği ve Mersin Tiyatro bünyesinin dışında olan özel tiyatrolar, kurumlar ve amatör grupların çalışmalarından bahsettik. Mersin Tiyatro Derneği, özel kurumlar ve grupların dışında Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin tiyatro biriminin
ulusal ve uluslararası yapmış olduğu çalışmalardan bahsettik. Mezitli Belediyesi'nin kendi oda tiyatrosu çalışmalarından bahsettik. Ve bütün bunların dışında da dışarıdan gelen özel tiyatrolar, resmi tiyatroların Mersin'de yapmış olduğu turneler ve çalışmalardan bahsettik. Birinci bölümümüzde böyle bunların hepsini dillendirdik, anlattık. Şimdi ikinci dönemde de yine biz bu çalışmalardan bahsedeceğiz. Ama önce yine sözü Mersin Tiyatro Derneği konuğu Melih Kayadeli'ne bir soruyla sorarak ondan aynı zamanda yanıtlar almaya çalışacağım. Birincisi yine Melih Hocam, şimdi gelelim. Önce ekip tiyatrodan başlayalım. Başlayalım abi. Ekip tiyatrosunun 7 Kasım mı demiştiniz? 9. Ha, 9 Kasım'da bir oyunu var. Evet. Ve bu oyun şimdiden konuşuluyor. Hı hı. Geçen sene Elmişler ya da Günahkarlar oyunu çok konuşulmuştu. Hı hı. Oyundan sonra da yankılar, hatta ben hiç unutmam. Oyundan sonra salonda bir ara bir grupla konuştuk. Onları kapıya kadar uğurlamaya yöneldim. Onlarla birlikte yürüdüm. Ve doktor arkadaşım olmasına rağmen böyle kendini tutamadı. Adeta nabzını böyle sayarcasına çok etkilendiğini anlattı. Anladım. Ve tıbbi terimler anlamında da doktor olarak eşi de hakim olmasına rağmen tamamen bilimsel anlamda da sahnelerin ve sahnedeki bırakılan etkileri de aynı zamanda yorumladı. Evet. Tamamen de metin iyiydi. Mantıklı metin sağlamdı. Evet, mantıklıydı. Abi şimdi bu yıl biz Boş Odalar diye bir oyun oynayacağız 9 Kasım'da. Stanislav Strateyev'in yazdığı Bulgar yazar. Galiba yazdığı son oyun. Ondan sonra da vefat etti. Bunu Türkçe'ye çeviren bizim yakından tanıdığımız dostumuz Hüseyin Mevsim. Aa. Evet. Jean d'Arc'ın Öteki Ölümünü de çeviren Hüseyin Mevsim. Enteresan. Evet, onunla da görüştük. Ben bunu bilmiyordum. Yani yazarının Stanislav olduğunu, Strateyev olduğunu biliyordum ama yani Hüseyin Mevsim'in... Hüseyin Mevsim çevirdi. Sağ olsun, bir kitabında var bu oyun. Onunla görüştük. 9 Kasım'a günü aldık. Biliyorsunuz o bizim konuğumuz da olmuştu. Evet, doğru. Geçen seneki festivalimizde Bulgar tiyatrosu üzerine bir söyleyişi için gelmişti. Bizim Jean d'Arc'ın Öteki Ölümüne, Ölümü adlı oyunu içinde gelmişti. Bu yıl da yine onun çevirisini yaptığı Boş Odaları oynuyoruz. Bu oyunun konusu hemen herkesi ilgilendiren bir konu. Varoluş sebebi diye genelleyebiliriz ama oyun hayattan ne bekliyoruz, ne istiyoruz ve bu istediklerimizi ne ölçüde gerçekleştirebiliyoruz. Bunu sorguluyor hayat. Oyunun başında bir tane adamın teki işte bir duvarın altında, evinde, mutfağında, duvarının altında duruyor. Duvar yıkılmak üzereyken o duvarı tutuyor. Ve oyun öyle gelişiyor. İşte bu duvarın altından çıkarsam bütün ev yıkılır. Ev yıkılmakla kalmaz, apartman yıkılır. Sonra mahalledeki diğer binalar yıkılır. Bütün dünya mahvolur diye bir mantık içerisinde. Bu duvar, çok da fazla şey vermeyeyim de, aslında günlük hayatta bizim yapamadığımız şeylere uydurduğumuz bahaneleri simgeliyor. Yani bir yerlere gitmek istiyoruz. Bu hayattan bıkmışız. Yeni bir şey istiyoruz ama bir bahane. Ailem ne der? İşte ne bileyim, toplum ne der? İşte ne bir çalışmam lazım gibi bahaneler diyeceğim bunlara. Bunları oyunumuzda duvar simgeliyor. Adam onu sırtına almış. Ben bir yere gidemem diyor. Sırtımda duvar var. Gidersem yıkılır. Yani o duvar bir taraftan kendisinin gerekçeleri için bir mazeret, aynı zamanda yapmak istedikleri için bir paranga, bir de hayalleri ve bıkmış olan psikolojik yapısının da sorgulamasını yapan bir oyun. Aynen. Kısaca böyle özetleyebilir miyiz? Çok güzel özetledin. Okumuş muydun oyunu? Yok, okumadım ama siz anlattıklarınızı. Yok, oyun aynen böyle ve adam o duvarın altında hayatını sorgulamaya başlıyor. Geçmişini, yaşayamadığı aşkını, geleceğini... Hayattan beklentilerinin, gençliğinde ne hayalleri vardı da sonra gidip şu anda ne yapıyor? Kaç kişilik oyun hocam? Oyun 4 kişilik. 4 kişilik. Kadroda işte ben varım, Yeşim var. Yeşim yine var mı? Yeşim var. İyi. Gökhan
Çözeli var. Geçen sene de bizim ekipteydi, sahne gerisindeydi. Bu sene sahne önünde görev öyle alıyor. Öyle mi? Onu da izleme fırsatı bulacağız. Evet, o da iyi bir oyuncudur. Ve Özgür Ahmet Gönenler, gene dedim ya, yakında alacağız ekibe. Çok sevindim. 4 kişilik bir oyun ama bunun dışında gene kadromuzda Deniz var, Deniz Tümkaya. Oyunda mı? Sahnede görecek miyiz? Bu sene göre yok. Bu sene göremeyeceğiz onu. Öyle mi? Dışarıda. Işıkta teknik anlamda. Teknik anlamda o da var. Evet. Kadromuz 5 kişi. Oyunumuz dediğim gibi bugüne kadar evet ben hayatta her istediğimi yaptım. Ne hayal ettiysem, küçükken şunu hayal ediyordum ya da biraz olgunlaşınca bunu istedim ve ben bunu hayata geçirdim diyen insan herhalde yoktur gibi geliyor. Evet, haklısın. Yani, onun için bu oyunu herkes bir şekilde kendinden bir şeyler de bulacak. Vallahi ben sabırsızlıkla bekliyorum. Hı hı. Bütün oyunlarınızı, ekip tiyatronun bütün oyunlarını ben sabırsızlıkla bekledim, değdi. Bu sene de sabırsızlıkla bekliyorum, değeceğine inanıyorum. Bu oyunun, pardon lafını kestim, bu oyunun müziklerini Gökhan Turgut yaptı. Öyle mi? Ya ben ona hani, buradan yürekten teşekkür ediyoruz bir kere daha. Evet, hepimiz teşekkür edelim ona bence. Çok çok iyi üretiyor. Çünkü ve çok da yardımcı oluyor. Bütün, çok oluyor. Bir tek yani müzik için de değil, işte arıyor bunu böyle mi yapalım, şöyle mi yapalım, bir oyunu sahiplenmesi var Gökhan'ın, eksik olmasın. Dekoru da yine geçen seneki dekorumuzu yapan Sıdıka Baydar yaptı. Çok güzel bir dekordu. Evet, bu sene de ben yine muhteşem yani bir dekor olacağını ben güveniyorum. Çünkü Sıdıka çok güzel çok tasarlıyor. Özgür, çok iyi tasarımı var. Yani çok sade bir dekor olacak. Sadece bir duvar olacak sahnede. Ama onun tasarımı ve bütünlüğü çok çok iyi. Her ikisine de buradan teşekkür ediyoruz verdiği destekler için. Farklı bir oyun. Bir de bu oyunun bir özelliği var. Türkiye'de özel tiyatrolarda ilk kez oynanacak olması. Dünya premieri. Türkiye premieri. Türkiye premieri Mersin'de olacak. Özel tiyatrolarda Türkiye premierini biz yapıyoruz. Bir Trabzon Devlet Tiyatrosu oynadı geçen sezon. Biz bu oyunu geçen sezon hazırlayacaktık ama Ermişleri oynayalım dedik. Türkiye'de özel tiyatrolarda bunu oynayan grup yok. İlk biz yapıyoruz. Vallahi çok sevindim, çok mutlu oldum. Hocam o zaman tarihi tekrar açıklayalım. 9 Kasım Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde büyük ihtimalle saat 19.30'da olacak. Tek perdelik, bir saatlik bir oyun. Değerli izleyiciler, ekip tiyatronun her sene olduğu gibi bu sene de sizin için hazırlamış olduğu bir oyun var. Ben şahsen oyunlarını dört gözle bekliyor, sabırsızlıkla bekliyordum. İzliyordum ve mutlu oluyordum, keyif alıyordum. Aynı zamanda çok acımasız da eleştiriyordum. Ama acımasız eleştirilerim bazen birkaç böyle önemli demeyecek ayrıntılarla geçiştiriyordum aslında. Çünkü çok iyi bir performans, çok iyi bir sonuçla sahnelenmiş oluyordu. Bu sene de 9 Kasım saat 19.30'da Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde Boş Odalar isimli oyunlarını sergileyecekler. Şimdiden bence yerlerinizi ayırtın diyorum. Evet. Şimdi gelelim mesela diğer gruplara. Evet. Demin dedik ya. Evet, şimdi gelelim diğer gruplara. Biz yine dernek olarak dolu dolu girdik. Yine işte tarih açısından sıkışıklıklarımız oluyor. 19 Ekim'de Tiyatro Agon Halktan Biri adlı oyunu sergileyecek. Yine Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde. Öyle mi? Sen biliyor musun? Şimdi ben öyle mi diye biraz mütecessis sorayım da siz biraz daha anlatın onu. Bu da çok güzel bir oyun. Ben bu oyunu okudum. İzlemedim ama okudum. Hocam siz kendi aranızda bazen hem dernek olarak hem de aynı zamanda genel sanat yönetmenleri olarak bir arada toplanırsınız ve bir değerlendirme yaparsınız. Şimdi Agon burada yok. Agon'un dışında konuşuyoruz gibi düşünelim de. Siz bu oyunu nasıl buluyorsunuz? Halktan İyi bir seçim mi? Halktan Biri mi? Halktan Biri iyi bir seçim. Çok iyi bir seçim. Çünkü bunu ben dediğim gibi daha önce okudum. Hatta oynayabilir miyiz falan diye de konuşuldu Tiyatro Agon'da. Evet. Ben konuk oyuncu olarak yer alacaktım. O yıl pas geçtik. Oyun çok güzel. Ne diyeyim? Sermayeyi ve emperyalizmi çok güzel eleştiren bir oyun. Hem de abartısız. Abartısız, sade. Halktan Biri, halkın dili, halkın anlatımıyla kesinlikle yaşanılabilir, herkesin kullandığı terimleri kullanan bir oyun kesinlikle diyebiliriz. Hiç öyle şey değil, hani halka uzak gelecek terimler falan yok. Çok sade, dediğiniz gibi mizah, ögeleri de taşıyan bir oyun. Keyifle izlenecek bir oyun. Evet hocam, yalnız bir şey daha söyleyeyim.
kadro da bu sene çok güzel. İşte ben de onu diyecektim. Agon'un ilk defa hani çeşitli... Uzun bir aradan sonra ilk defa diyelim. Uzun bir aradan sonra ve ilk biliyorsunuz bütün Agon'un A kadrosu dediğim kadro mutlaka bir tarafta meşguldü. Evet. Ya oyun hazırlarken meşguldü, ya halk eğitim merkezinde, ya grup bir çalışması. Şeyler, bir şeyler, onun için asla bir araya gelemiyorlardı. Ama ilk defa bu sene A kadrosu bir araya geldi ve ilk defa birlikte bu prodüksiyonda yer aldı. Dört kişilik oldu. Salih Yıldırım var, Mustafa Çavuş var, Ramazan Durak. Ve ilk defa Ramazan Odak yıllar sonra sahneye. Ramazan Durak yıllar sonra. Evet. Herhalde en son bize konuk oyuncu olarak oynamıştı 2014 yılında yanılmıyorsam. O da yıllar sonra hep sahne gerisindeydi. Yeniden sahneye dönüyor. O da çok önemli bir şey. Çok önemli. Yani Ramazan Durağ'ın sahnede olması bizim için çok önemli, güzel, bir çok kazanım. Güzel bir şey. Evet. Mert Asvan'ın sahneye kazandırılmış olması çok önemli bir kazanım. Mert Asvan öğrenciydi. 2014'te mi 15'te mi ne geldi? Evet. Çalışmanın karşılığını aldı. Kesinlikle. Ve şimdi hocalarıyla birlikte aynı sahnede olacak. Evet. O bizi çok mutlu edecek. Evet. Evet. Bir de tabii ki bizi çok sevindiren bir haber de biliyorsunuz artık Tiyatro Agon'un oyuncularından bir tanesinin artık dizide çok önemli yerlerde olması. Evet. Yeni Gelin isimli Yeni Gelin, oyunda Mustafa Çavuş'un dizide oynuyor. Fırsat buldukça artık Tiyatro Agon'da da sahnede olması bizi de mutlu edecek. Evet. İşte bu güzel bir şey abi. Yani Mersin'de yetişip de birilerinin Türkiye çapında, ulusal çapta bir yerlere gelebilmesi, çalışmalarının, emeğinin karşılığını alması... Bunlar güzel bir şey ve Mersin'i terk etmemesi de. Tabii. Birikimlerini, kazanımlarını yine Mersin'e aktarması. Bu Mersin ve tiyatro için çok önemli ve güzel şeyler. Evet. Şimdi Melih Hocam zaten bütün emeğimiz, bütün amacımız bizim sanatın beşiği olan Mersin, Çukurova, Akdeniz, işte bir tarafımızda Silifke'nin Kız Kaleleri, Namlun ve Mamure Kaleleri, evet. Uzunca Burç, yine burada Yumuktepe, işte Pompei Polis, yani bir tarih üzerinde ve tarihin mitolojiden bu yana sanatı, tiyatroyu görsel anlamda oynayan, üreten ve yaşayan bir şehirde, bir bölgedeyiz. Evet, ama buna rağmen Mersin ne tiyatro anlamında, ne sinema anlamında, ne diye sanat anlamında çok zengin bir dokuya, bir yapıya sahip olmasına rağmen birçok sorundan, birçok sebepten dolayı istenilen yere gelemiyordu. Ama bu sene önce tiyatroda çok önemli bir yere gelindi. Evet. Daha sonra öğrencilerimiz, arkadaşlarımız, hocalarımız çok önemli projelerde sinemada yer almaya, reklam filmlerinde yer almaya başladı. Önümüzdeki dönemde de hem Mersin'de platolar, sinema platoları, dizi platolarının oluşması ve aynı zamanda da reklam filmlerinin bir kısmının da buradaki görkemli şaheser coğrafi konumundan, iklim koşullarından kaynaklı prodüksiyonlarda yer alması için çaba sarf ediyoruz. Evet. Çalışmalarımız, emeğimiz bunun için, öğrencilerimizin de geleceği için de bu çok önemli bir çalışma oluyor. Evet. Her biraz daha adım atıyoruz. Göreceğiz yine. Göreceğiz. Ben de onu diyordum. Evet, doğru. Bunun dışında bir şey var. Gene dernek üyesi Kırmızı Perde var. Evet. O da kendi yazdıkları bir oyunu, Azrail'in Gözyaşlarını Aralık başında, herhalde bizim festivalden sonra, daha tam tarih belli değil, onu sahneleyecekler. Mersin Tiyatro Fabrikası'nın oyunu var Aralık'ta ve Mart'ta. Sürpriz hazırlıyorlar. Evet. Kendi yazacak. Umut Algül kulakları çınlasın. Evet, onun o yazdığı. Şu an şehir dışında da bulunuyor ama sırf Mersin'e hizmet ve öğrencileriyle buluşmak, seyircileriyle buluşmak için bağını koparmak istemiyor. Tiyatro Fabrikası adına buraya da gelecek. Evet, Silifke'de de Duvarsız Sanat, herhalde Soluk Soluğa diye bir oyunu öyle var. Mi? Evet, yeni yeni sezon oyununu yine kendi yazdı. Dünya premierini yakında yapacak, onun da tarihini bilmiyorum. Belki yarın Toros Üniversitesi'nde oynayacak olabilir. Tarihten emin değilim. Evet. Ama gene duyuracağız. Derneğimiz ama yine dolu dolu yeni sezona girdi. Tabii bunun dışında hemen yine ben Kırmızı Perde Tiyatrosu'nun değerli izleyiciler, hemen ondan biraz bahsetmek istiyorum. Genel sanat yönetmeni Orhan Özdemir arkadaşımız, kendisi işçi bir emekçi, bir kardeşimiz, kendi sektöründe çalışan arkadaşlarıyla birlikte hem bu oyunu yazdılar hem de bu oyunu oynuyorlar. Yani bu bizim için anlamlı, önemli, alaylı,
arkadaşlarımızın sanata kazandırılması ve sahneye çıkarak da seyirciyle buluşması bizim için çok anlamlı. Biz onları da takip edeceğiz. Sabırsızlıkla da oyunlarını bekliyoruz. Hemen söyleyelim, benim için de çok önemli. Bir de Tarsus var. Tarsus var. Tarsus'ta biliyorsunuz Nihat Çapar arkadaşımız. Evet, evet. Çok güzel çalışmalar yapıyor. Evet, Aratos Akademi'de evet. Kendi sahnelerini evet. kurdular. Onlarda da çalışmalar yaptım, röportajlar yaptım. Hı. Atölye çalışmaları var. Evet. Bu yıl da başladı. Başladı. Yani tiyatro adına çok güzel işler yapıyorlar gerçekten. Tarsus'ta geçen yıl galiba her hafta bir ustayı getirtip burada eğitimler verdi ve bu yıl da devam ediyor. Evet. Dilerim ki önümüzdeki haftalarda Aratos kesinlikle çok önemli bir Tarsus. Tarsus'taki seyirciler, halk bence bundan faydalansın. Kesinlikle. Bu kolay kolay bulunur bir şey değil. Evet. Bir de hocam biliyorsunuz Mersin olmadan önce, Mersin yok iken Tarsus vardı. Tarsus dünyanın en büyük eyaletiydi o dönemler. Evet. Ve dünyanın en kültür. Değerli filozofları, dünyanın evet. önemli inanç merkezlerinden bir tanesi, günümüze kadar gelenekleri evet. görenekleri olan bir evet. ilçemiz. Tarsus'a yakışır böylesi bir şey. Çok önemli. Evet. Bizi de heyecanlandırdı. Kesinlikle. Çok yakından takip ediyorum. Çok çok mutlu oluyorum. Şimdi hocam bunlar tiyatro, Mersin Tiyatro Hı-hı. Derneği'nin bünyesinde olan gruplar. Evet. Peki Mersin Tiyatro Derneği'nin bünyesi dışında olan tiyatrodan bahsedelim biraz. Onlarla ilgili bir şey söylemek ister misin? Onların çalışmalarıyla hem yardım ediyorsunuz, destek veriyorsunuz, destek vermeye de devam edeceksiniz. Edeceğiz de şu an çok fazla bilgim yok ama Büyükşehir Belediyesi, Şehir Tiyatrosu'nun galiba bu ayın içinde bir oyunu var. Tarihini bilmiyorum. Mezitli Oda Tiyatrosu hazırlığı yapıyor ama daha kesin bir tarihleri yok. Yani Mersin'de Altan Erkekli'nin özel tiyatro grubu olarak... Her çalışmaları başladı. Evet. Onlar da bu sene atölye çalışmaları da başladı. Onu da gördüm. Yani bir tek dernek değil, diğer gruplarda çok çok iyi girdi, hızlı girdi ve bu böyle devam edecek ama çok fazla bilgim yok o diğer gruplardan. Şimdi çok da konuşmak Tabii istemiyorum. Tabii hocam, yani bizim duyduğumuz, biz şunu her zaman söylüyoruz. Yani biz tiyatro adına, sanat adına çalışma yapan bütün arkadaşlarımıza hep seslendik, yine sesleniyoruz. Üretiyorsanız, projeleriniz varsa, Mersin'de bir şeyler yapılması konusunda herhangi bir çabanız varsa bize her zaman ulaşabilirsiniz. Bizimle paylaşabilirsiniz. Bizim şahsen ben kendi adıma söylüyorum. Akdeniz'den Dalga Dalga programında her zaman gerek müzik adına, gerek resim adına, gerek heykel adına, gerek tiyatro veya diğer alanlardaki bütün etkinliklere bunlar hobi olabilir, bunlar aynı zamanda sanat, sağlık alanında da olabilir. Biz kapımızı açıyoruz, konuk ediyoruz ve onların bu yeniliklerini, başarılarını paylaşıyoruz. Biz yine her zaman onlara kapılarımızı açacağımızı söylüyoruz. Mersin Tiyatro Derneği olarak da siz zaten onların bütün amatör çalışmalarına, profesyonel çalışmalarına kostüm, bilet evet. satışı, hatta iyi hazırlanan prodüksiyonlar varsa şehir dışında onları satın alıp biletlerini de paylaşarak tabii. Salonlarda onlarda yer almalarını sağlıyorsunuz. Evet. Şimdi bahsedeyim ben tiyatro derneğinin. Bu yıl yepyeni bir projemiz var. Onun ne olduğunu şimdi söylemiyorum. Ön görüşmeler yapıldı. Çok kısa zamanda sosyal sorumluluk projelerinden birisiyle biz Mersin Tiyatro Derneği çok kısa zamanda yeniden bir etkinliğe başlayacağız. Bunun müjdesini vereyim ama ne olduğunu söylemeyeyim. Tamam, söyleyeyim. Ama görüşmeler başladı. Çünkü bitince şimdi söylerseniz afaki kalır. Afaki kalır. Netleşsin söyleyeceğiz. Ama duyarlı bir proje. Festivalimiz var biliyorsunuz. Gene Kasım ayında. Onun da hazırlıkları bitti bitiyor eli kulağında. Görüşmeler yapıldı sanatçılarla, görüşmeler Çok yapıldı. İyi. Son hazırlıklar yapıyor. Bu yılda üçüncüsünü yapacağız Uluslararası Tiyatro Festivali'nin. Onun dışında diğer derneklerle, demokratik kitle örgütleriyle çalışmalarımız sürüyor. Demin sözünü ettim, bu yıl Atatürkçü Düşünce Derneği ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ni de kattık onlara. Mersin Ticaret Sanayi Odası yine destek veriyor. Onların projelerine Avrupa Birliği gideceğiz ama şu anda yok. Tamam. Olduğu zaman görüşeceğiz. İçer Sanat Kulübü ile görüşüyoruz. Onlara da bir tiyatro grubu kuracağız. Çok Mersin iyi. Tiyatro Derneği olarak. Demin sözünü ettim, Mersin Mali Müşavirler Odası çalışmaları bu yılda sürüyor. Onu da duyuralım. 14 Aralık'ta oyunlarını sahneleyecekler. Bavul isimli oyununu Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde. Onu da biz çalıştırıyoruz. Ben çalıştırıyorum.
Dernek bu tür çalışmalarını ve aktivitelerini bu yılda devam ettirecek. Özetle bunu söyleyebilirim. Tiyatrodan vazgeçmesinler. Çok teşekkür ederim Melih Hocam. Ben tabii kesin olmamakla birlikte aldığım çok iyi bir haberi de yine paylaşmak istiyorum. Geçen sene bizim için en büyük sorunlardan bir tanesi salonların maliyetiydi. Onu atladım ya. Evet, bu sene Yenişehir Kültür Merkezi'nden evet. Kesin mi bilemiyorum ama kesin diye, kesin. Onu söyleyebilir misiniz? Yerel gruplara, yerel tiyatro gruplarına indirim yapıldı. Salon fiyatları ciddi üzerine. Bir indirim ama. Çok büyük bir indirim yapıldı. Ve bizim için çok önemli bir şey. Çok. Şimdi çok klişeleşti ama işte bizim en büyük sorunumuz salon sorunu ve ücretleri. Yıllardır çünkü bunu söylüyoruz. Ya. Ve biz bunu Yenişehir Belediye Başkanımız Sayın İbrahim Genç'e defalarca ziyaretlerimizde dile getirdik. O da sağ olsun buna bir çözüm buldu. Ve belediye meclisinde bunu görüştürdü. Görüşüldü ve imzaya gittiğini biliyoruz. %75 gibi çok büyük bir indirim sağladı. Yerel tiyatro gruplarına ama dışarıdan gelen organizasyonlara değil. Tabii ki. Yani onlar ayrı. Tabii. Şimdi biz bugüne kadar oyunlarımızla Mersin Tiyatro Derneği'ne bağlı gruplar oyunlarının sonunda bir Yenişehir Belediye Başkanı'na bir teşekkür ederdim Mersin'e böyle bir kültür merkezi kazandırdığı için. Yani gerçekten çok önemli bir şeydir. Yani Türkiye'nin sayılı kültür merkezlerinden birinin burada olması. Çok önemli bir şeydir. Sırf bunun için bile teşekkür edilir. Kesinlikle. Niye ediyorsunuz diye eleştirildi ama neyse. Ve artık iki kez teşekkür etmeliyiz Yenişehir Belediye Başkanı'na. Çok büyük bir destek verdi. Evet. Yani sen de biliyorsun bir oyunun maliyeti işte dekoru şusu busu bir evet. Yerel grupların altından kalkamayacağı boyutlardaydı. Bir de salon fiyatları. En azından salon fiyatlarında çok büyük indirimlerle biraz rahat nefes alabileceğiz. Yani şöyle bir örnek verelim Melih Hocam. Pardon şimdi, lafını da kesin. Şimdi dışarıdan gelen gruplar biletlerini 50 lira 60 lira çok rahat yapıyor. İşte biraz da medyatik tiplerse bu bilet fiyatları 100 liraya kadar da çıkabiliyor. Alınıyor. Ve çok rahat da satılıyor. Evet. Ama yerel gruplar bilet fiyatını 30 lira yapsın kimse gitmez. Ve 30 lira aslında sadece salon kirasını karşılayacak bir rakam. Aynen. Çünkü biz işte 15 lira 20 lira yapıyoruz. 2600 lira evet, salon. 2600. 1000 kişilik olsa ki. Değil, 500 kişi. Yani öyle olsa kişi, bile evet. 24 lira biniyor bir biletin fiyatına. Aynen. Dolayısıyla onlara dolayısıyla biz buradan bir soluk aldık. Hakları, aynen. Afişler, tabii telif hakları tabii. Bütün masraf burada. Çok. Ve işte salon fiyatlarında burada çok iyi oldu. Rahat nefes aldık. Kültür merkezini bir de söyleyeyim bir tek o görülen üst salonu değil. Altında bilin salonlar var. Onlar sen da de biliyorsun. Onlar da aktif halde kullanılıyor. Atölyeler, evet. Provalar, çalı, yerel gruplara veriliyor. Tamamlanmayan da var ama. Tabii. Onlar da tamamlanırsa daha iyi olur. Tabii ki. Yani o Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi yerel gruplara çok iyi destek veriyor. Evet. Sadece üstünü değil altını da kullanılıyor. Daha açılacak yerlerin yanında. Evet şimdi hemen yine de biz belediyelerden söz açılmışken gerçekten geçen sene en büyük sorunlardan bir tanesi bizim için salonların maliyetinin yüksek olması ve aynı zamanda salonların bu maliyetini ödeyemeyen yerel grupların oyunlarını ertelemek zorunda kalması ve dışarıdan gelen diğer etkinliklere bunların çoğu da tiyatro etkinlikleri değildi. Müzik ve şov etkinlikleriydi. Ayrılmasından dolayı sanatsal ve reel sanat diyebileceğimiz halkın izleyebileceği etkinliklerin azalmasına neden oluyordu. Ama bu sene fiyatların çok önemli bir rakama çekilmiş olmasıyla birlikte şehrimizde üretilen sanatların ve sanatçıların etkinlikleri artacak. Dolayısıyla bu seyircilerin artması anlamına gelecek. Seyircilerin ve sanatçıların buluşması Mersin ilinde etkinliklerin ve sanat şehri olması için düşüncelerimizin de artması anlamına gelecek. Kesinlikle. Bunun için de Yenişehir Belediye Başkanı'na ve Yenişehir Belediye Başkanı'nın bu kararını alan belediye meclis üyelerinin tümüne teşekkür ediyorum. İkinci defa da teşekkür etme. benim için de zevkle yapmam gereken bir şey var. Kesinlikle. Bunun dışında da hemen Akdeniz Belediyesi artık olağan şartlarda olan şartları düşünerek bir an önce Akdeniz Konferans Salonu'nun tiyatroya açılmasını, bunun yanında Toroslar Belediyesi'nde çok güzel bir salon var. O salonun hemen daha aktif kullanılmasına ve salonun biraz daha tiyatral anlamda eksikliklerinin giderilmesi, sofitosu yok. Kulis evet.
konularında evet. sorunlar giderilirse onların oranın da kullanılmasının iyi olacağını ve Mezitli Belediyesi'nin başlatmış olduğu tiyatro, kültür merkezi çalışmalarının hızlandırılarak bir an önce 2017'de olmasa bile 2018'inin başında yetiştirilmesinin bizim için çok büyük bir çok. Mutluluk olacağını hemen iletmek istiyorum. Aklımdayken unutmadan. Evet. Son sözü söyleyeyim mi? Devam edelim. Evet Melih Hocam şimdi biz şöyle toparlayalım. Toparlayalım. Çünkü toparlamadan bu kadar konuşmanın yerini evet. bulması zorlaşabilir. Birincisi bu sene hem dernek hem derneğin dışındaki etkinlikler açısından Mersinliler şanslı. Şanslı. Dolu dolu geçecek. Geçecek. Bu sezon. İki, evet. dışarıdan gelen konuklara daha iyi ev sahipliği yapacağız. Evet. Dışarıdan gelen tiyatro grupları hem derneğimize hem derneğin dışındaki sanat çalışmaları yapan gruplara, derneklere çünkü artık yavaş yavaş bu konuda emek veren çalışmalar yapan arkadaşlarımız var. Bunlardan bir tanesi Necla Demir var mesela. Kırmızı Kedi adına çok amatörce çalışma yapıp hem çocuk oyunlarını buluşturuyor hem dışarıdan gelen grupları da yönlendirerek bir şekilde salon sorununu çözmeye çalışıyor. Evet. Yani o anlamda da onların da çalışmaları açısından bir kolaylık olacak, zorlanmayacaklar. Evet, evet. Şeyi söyleyeyim en son kapanırken unutmuyoruz. 19 Ekim'de Halktan Birine gidiliyor. 9 Kasım'da Boş Odalara gidiliyor. Kasım ayının sonunda da tiyatro festivaline, Mersin Uluslararası Tiyatro Festivali takip edilerek tiyatroyla dolu dolu bir zaman geçirmelerini talep ediyoruz. Evet ama bir şey daha söyleyelim. Benim aldığım yine bir duyuma göre ama bu kesin olmamakla birlikte Mersin Tiyatro Derneği'ne bağlı bazı grupların dışarıdaki festivallerden davet almaya başladığını, bazı belediyeler için turne çağrısı aldığını ve önümüzdeki dönemde Mersin'deki tiyatro gruplarımız aynı zamanda dışarıdan da beğeniyle izlenebilecek etkinliklere katılmaya başlayacağını müjdeleyebiliriz. Müjdeleyelim. Kesinleşince tam tarihi bunları de söyleriz. Evet. Melih Hocam son sözünü söyledin, katıldığın için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Başta ekip tiyatro olmak üzere tiyatronun dışındaki bütün gruplara başarılar diliyorum. Mersin Tiyatro Derneği'ne başarılar diliyorum. Mersin Tiyatro Derneği, ekip tiyatrosu dışındaki gruplar dışında çalışma yapan yerel belediyeler, okullar, kurumlar, özel tiyatro grupları ve sanat destekleyicilerine de başarılar diliyorum. Her zaman biz onlarla birlikte olmaktan ve birlikte çalışmaktan da geri durmayacağımızı belirtelim diyorum. Mersin Tiyatro Derneği adına ve ekip tiyatro adına size nice nice yayın hayatında başarılı yıllar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, Akdeniz'den Dalga Dalga programımızın hem birinci yılını doldurmak ve bir yıl boyunca da sizlerle birlikte olmanın son aşamasındaki bu programda bu vesileyle biz önümüzdeki dönemde de sizlerle birlikte sanatı, sağlığı, sosyal yaşamı ve aynı zamanda şehrimizdeki güzellikleri paylaşmayı çok diliyoruz. Bir kez bir şey daha söylemek istiyoruz ki hiç kimse bir başkasının yaptıklarıyla ve o yaptıklarına da bir takım mazeretler, engeller koyarak amacına ulaşamayacağını, tam tersine buna harcayacağı zamanı bir şeyler üretmek, Mersin'e katkı sağlamak, sanata katkı sağlamak, bulunduğu yerde sanatı yaygınlaştırmak ve sanatın bir bireyi olarak olmasının daha yararlı olacağını düşünüyoruz. Biz sanata inanmışız, biz sanatın mücadelesine kendimizi adamış insanlarız. Şehrimizde bir sanat merkezi, sanat merkezinin sanat şehri, sanat bölgesi olması için de hayatımız boyunca çalışacağız. Bizim amacımız sadece ve sadece sanatsal dil, sanatsal düşünceler ve sanatsal yolda ülkemizin ve başta şehrimizin kazanımlarını arttırmaktır. Bu vesileyle önümüzdeki programlarda da ve programlarımızın da bıraktığı etkilerle de bütün ülkemizde sanatın hak ettiği yere gelmesini diliyoruz. Akdeniz'den Dalga Dalga programı olarak ben ve konuğum Melih Kayadelen olarak da hepinize iyi günler diliyoruz. İyi günler. Zarya Fashion City'nin sunduğu Akdeniz'den Dalga Dalga programı sona erdi.
yüzüğüm.